Bakacağım ama ondan önce çok önemli bir bağlantımız var. Biliyorsunuz bu hafta farklı belediyelerin başkanlarıyla bağlantılarımız olmuştu. Bugün de Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Bey bizlerle beraber şu anda canlı yayınımızda olması gerekiyor. Bir günaydın demek istiyorum kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza başkanım. Nasılsınız? Gülben Hanım çok teşekkür ederim. Ben de hem size hem ekibinize hem Türkiye'ye sağlıklı günler dileyerek, iyi yıllar dileyerek hepinizi selamlıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şişli Belediyesi koronavirüsle mücadelede bu ana kadar hangi çalışmalara imza attı başkanım? Dilerseniz bunu paylaşarak başlayabiliriz. Memnuniyetle efendim. Aslında Çin'de başlayınca biz Şişli Belediyesi olarak bir kriz masası oluşturduk. Ve oluşturduğumuz kriz masasıyla da öncelikle Şişli'de yaşayan, Şişli'ye yolu düşen tüm yurttaşlarımızın sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmesi için dezenfeksiyon işlemlerine başladık. Bunu evet. En önemlisi bölgemizde 16 tane, 2 tanesi büyük devlet hastanesi olmak üzere 16 tane hastane var. Sadece Şişli'ye hizmet vermiyor bu hastaneler, aynı zamanda İstanbul'un tümüne. Dolayısıyla gündüz nüfusu 3-4 milyon olan bir ilçeden bahsediyorum. Gece nüfusu daha az olan. Önce kendi istasyonumuzu dezenfeksiyon istasyonu haline getirdik. Bölgemizdeki bütün taksi, otobüs, minibüs, toplu taşımaların tamamını dezenfekte ettik. Yine bölgemizdeki dini tesislerin tümünü, cami, cemevi, kilise hepsini, ya hastanelerimizin tamamını, eczanelerimiz ve halkın yoğun olarak gidip geldiği bütün mekanları dezenfekte ettik. Aynı zamanda koronavirüsü geçiren yurttaşlarımızın, komşularımızın olduğu apartmanları da dezenfekte ettik. Ve de sokakların özellikle Temizlik İşler Müdürlüğümüz tarafından Şişli bu süreç içerisinde kendi ölçeğimizde en iyi işler yaptığımız alanlardan bir tanesi de temizlik işleridir. Temizlik işlerimiz bu konuda Şişli'de en azından mikrop olabilecek olan yerlerin hem yıkanması hem dezenfekte edilmesi hem de çöplerinin hızlı bir şekilde alınmasını sağladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şu anda ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz başkanım? Şöyle söyleyeyim, orada da çok önemli ilk adımı atan belediyelerden biriyiz. Bölgemizde söylediğim gibi önemli hastaneler, Ok Meydanı ve Etvar Hastanesi, iki büyük devlet hastanesi ve korona konusunda çok önemli deneyimleri olan hastaneler. Bunun dışında diğerlerinin adını saymasam 14 tane de özel büyük hastane var. Biz burada öncelikle birçok hayırsever otel sahibi, iş insanıyla birlikte ilk Mart ayında sağlık personelimizin evlerine gidememesi nedeniyle otellerin açılımını sağladık. Biz onlara aynı zamanda hem gıda yardımı, yemek yardımı yaptık. Evlerine gitmek isteyen bütün sağlık personelimizi evlerine taşıdık. Ayrıca çok çok önemsediğimiz bu süreçte bir dikim evi oluşturduk. Bu dikim evi büyük ölçüde sağlık personelimizin kullandığı malzemeleri dikmeye başladık. Bunu da yine imece usulüyle yaptık. Bölgemizdeki yine tekstil iş kolundaki modacılar ve iş sahipleriyle birlikte onların bize verdiği kumaş vesaireyle hem dezenfeksiyon malzemelerini hem de onları kullanabileceği önlükten alın da dezenfeksiyon malzemelerinin tümünü yaptık. Elimizden geldiği kadar da bütün hastanelerimize eşit olarak dağıttık. Evet, şüphesiz ki salgından en çok etkilenen kesim 65 yaş üstü başkanım. 65 yaş üstü için ne gibi hizmetleriniz oldu? 65 yaş üstü bu Mart ayı biliyorsunuz çok yoğun geçti. 11 Mart'ta İstanbul'da gözükünce biz özellikle evlere kapanmış olan 65 yaşın üstünde olan komşularımız da var. Bizim aslında Şişli çok eski bir, kadim bir ilçe, sizin de bildiğiniz gibi. Çok sayıda da yalnız yaşayan yurttaşlarımız var. Tek yaşayan, iki kişi yaşayan ya da hiç kimsesi olmayan yurttaşlarımız, komşularımız da var. Biz o yüzden övünerek şunu söyleyebilirim ki Şişli'de komşuluk var, dayanışma var diyerek öncelikle yaşlı komşularımıza onların her türlü ihtiyacını, eczane, sağlık, hastane, banka, gıda mı ya da başka ihtiyaçları ne varsa bizim komşu masa üzerinden bize müracaat etmeleri doğrusunda biz bunları bütün alışverişlerini ve bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bir önemli bir şey daha var, size bir şeyini göstereceğim. Buyurun. Biliyorsunuz eskiden bir pazar alışverişlerimizi torbalarla yapardık. Doğru. Burada da
özellikle evinden çıkamayan yaşlı komşularımızın sepet alışkanlığını, bu çok hoş bir torba hazırladık. Yine moda merkeziyle bizim buradaki modacı Çok arkadaşlarımız ve güzel. bizim dikim evimizle birlikte özellikle 100 yaşı üstünden başladık ama 65 yaşına kadar Bilmiyorsun. evlerinde olan tüm yurttaşlarımıza da kendileri inmeden yukarıdan sarkıttıkları zaman Eskisi gibi. eski alışkanlıklarımız hepimizin geçmişinde var, ailelerimizin kullandığı. Onu da hoşluk yaratarak bir Şişli'li komşularımıza hediye ettik. Böyle bir hoşluk da yarattık. Çok güzel Ayrıca anlaşma. Buyurun. şunu yaptık. Biz bu süreçte evlerine kapanan komşularımıza, sanatçı dostlarımız, bizim bölgemizde bulunan müzisyenlerle her gün başka bir mahallede bizim ekibimiz o mahalleye giderek müzikle de onları en azından bir nebze uzaklaştıracak, Moral veriyor, değil mi? sorunlarından uzaklaştıracak. Çünkü hepimiz evlere kapandık. Bence Evet. Çağla Hanım, biraz önce Gülben Hanım da söyledi. En temel sorunumuz sağlık sorununun ötesinde bir de yoksulluk başladı ve Evet. psikolojik sorunlar da başladı. Çok, çok Mesela haklısın. Şişli Belediyesi ekipleri, özellikle sağlık ekiplerimizde bize ulaşan tüm komşularımıza hem görüntülü hem bizzat hem de kendi ekip arkadaşlarım giderek hem psikolojik destek hem de hak temelli bu yaptığımız her birini çok övünerek söylüyorum. Bizim Anadolu'da kültürümüzde var biliyorsunuz. Bir elin verdiğini öbür elin görmemesi lazım. Biz Şişli'de bütün desteklerimizi, ki yardım demiyoruz, bize alo diyen, çok gıdaya ya da hijyen setine ihtiyacım var diyen tüm komşularımıza, koşulları ne olur olsun, hiçbirini ayırt etmeden, her birinin evine, apartmanda demeden, gecekonduda demeden ulaştık. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Ekip arkadaşlarımın, ayrıca çalışma arkadaşlarımın çok çok önemli emekleri var bu süreçte. Emeklerine sağlık. Hala da bu desteği kaymakamlığımızla oluşturduğumuz ekiple birlikte. Bir güzel tarafı da şudur. Genelde kamuoyunda son yıllarda bir çatışma kültürü çok egemen kılındı. Biz Şişli'de bunu bir nebze de olsa ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Bütün kamu kurumlarıyla, kaymakamlıktan emniyetine, milli eğitimden bütün belediyemizin ekiplerine, zabıtamıza kadar her birimiz üzerimize düşen ne varsa ortaklaşa yaptık. Ondan dolayı da hepimiz çok mutlu olduğumuzu ifade edebilirim. Başkanım, son olarak sokak hayvanları için neler yapıyorsunuz, can dostlarımız için? Valla bizim burası yine söylediğim gibi merkez ilçelerden biri olduğu için ve daha çok da apartman biliyorsunuz yoğun olarak. Evet. Ve her birimizin evinde kedimiz, köpeğimiz ve sokakta can dostlarımız var. Veterinerlik ekibimiz, ayrıca bölgemde çok sayıda gönüllü hayvansever yurttaşımız var, komşularım var. Onların da önemli desteğiyle bütün sokaklarda ne kadar aç ve suya ihtiyacı olan ya da gıdaya ihtiyacı olan bütün Evet. can dostlarımıza yardımı elimizi uzattık. Örneğin çok önemsediğimiz için biz geçen hafta bir parkta doğum yapan bir köpeğimizin 5 yavrusunu sahiplendirdik. Birini de ben sahiplendim. Aa, çok Burada güzel. belediyede beraber bakacağız, Ne onunla güzel. birlikte yaşayacağız. Önemli olan gerçekten sadece insan değil, insan odaklıyız ama bütün canlılara, Evet, bitkisinden kesinlikle. hayvanına Kesinlikle. her türlü desteği vererek bu süreci şuna inanarak söylüyorum ki dayanışmayla atlatacağız. Yoksa aslında İnşallah diyelim. Şişli değil, Evet. bütün dünya çok sıkıntılı Seferberlik bir de süreç. diyebiliriz başkanım. Aynen, burada Kesinlikle. hepimize sizin de çok emeğiniz var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız var. Çok Biz çok birlikte teşekkürler. olursak çok güzel şeyler yapacağımızı, elbette bu ekonomik sıkıntıyla, bu Evet. hastalıkla baş etmenin bir tek koşulu ancak dayanışma olduğunu düşünüyorum. Biz Şişli'de komşu var diyoruz. Şişli'de dayanışma var diyoruz. Bize bir telefon kadar yakın komşularımız. Ayrıca Çağla Hanım, şöyle de söyleyeyim. Sadece Şişli'de oturanlar değil. Bakın, Şişli'de gece nüfusu çok düşüktür. 80 bin gibi. Gündüz nüfusu 3-4 milyondur. O yüzden bütün Şişli'ye yolu düşen
tüm komşularımıza, yurttaşlarımıza aynı sevecenlikle, aynı dostlukla elimizi uzatıyoruz. Şüphemiz yok Elbette başkanım. yetişemediklerimiz vardır. Evet. Zaman zaman talepleri gerçekleştiremediklerimiz de Evet. vardır. Onlardan da sizin aracılığınızla hem Buradan özür duyurmuş diliyorum, olalım. hem özür diliyorum ama şundan emin olsunlar. Asla ve asla Evet. ötekimiz yoktur Şişli'de. Evet. Herkese eşit hizmet götürmeye hedeflemişiz. Başka bir yerel yönetim mümkündür şiarıyla yola çıktık. Evet başkanım. Şimdi bütün yurttaşlarımla birlikte Çok çok sizin teşekkür ederiz. aracılığınızla yeni yıllarını sağlıklı geçirmelerini İnşallah. diliyorum. İnşallah İnşallah biz de hep sizlere beraber mutlu yıllar diliyoruz. İnşallah daha güzel bir yıl çok olacak çok teşekkür ederim. 2021. Çok çok teşekkür ediyoruz Hep yayınımıza beraber katıldığınız Fox için. ailesine de saygı ve Sağ olun. sevgilerimi sunuyorum. İyi yıllar diliyorum. Çok çok Sağ olun teşekkür ediyoruz efendim. başkanım. Rica ederim. Teşekkürler.